Zembilli Ali Efendi. Yeri nerede? Önce oradan başlayalım. Mezarı nerededir? Ziyaret edeceksin. Un kapanında, İMÇ bloklarının karşısındadır. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu yerdedir. Bu az önce bahsetti. Molla Zeyrek Camii'nin hemen yanındadır. Zembilli Ali Efendi türbesi. Kimdir Zembilli Ali Efendi? Ne demek Zembil? Ha işte bunlara bahsedeceğiz özelliklerine bahsedeceğiz. Ne, der, ne, 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 demekmiş. Şimdi efendim e, Taksim'den gelirken Taksim'den un kapan, hatta bizim orada Hüdayi Vakfı'nın Gazen Ferah Medresi var. Oraya doğru giderken şöyle kafanızı kaldırın sağ tarafta. Büyük bir sarnıç vardır. Ve merdivenler çıkar oradan yukarıya doğru. Yüksektir. Yani yaklaşık e, 80-90 merdiven vardır yukarısı ve biraz daha yüksektir. Hocam niye böyle detay veriyorsun? Zembili anlatacağım da onun için. Yani bir kişinin böyle genç de olsanız adım 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 yukarı çıkmanız biraz zordur. Böyle yukarı nefeslenirsiniz. O kadar yüksektir. İşte zembilli alefendi Allah rahmet etsin Allah ondan razı olsun. Gelen vatandaş Müslüman fetva almaya gelen soru sormaya gelen yorulmasın diye aşağıya sepet sarkıtıyor sevgili dinleyicilerimiz. Zembil sarkıtıyor. Sorularını alıyor. Sepetin içerisine yukarı iple çekiliyor. Orada okuyor, cevaplıyor. Tekrar aynı sepetle zembille aşağı indiriyor, cevabını alıyor. Nasıl yani? Dediğim gibi şimdi aşağıdan bakıyorsunuz, sorunuz var yazıyorsunuz, yukarıya gönderiyorsunuz. Ee, cevaplandıktan sonra aşağı iniyor, okuyorsunuz. Dolayısıyla aman siz yorulmayın, yukarıya gitmeyin diye. Halka, İstanbul halkına, Müslümanlara bu şekilde ne yapıyor? Yardımcı oluyor. İşte bundan dolayı Zembilli Alefendi denmiş efendim. Kimdir Zembilli Alefendi? Hadi biraz da ondan bahsetelim. Kendisi efendim Osmanlı döneminde görev yapmış. Şeyhülislam asıl adı Ali Cemali'dir. Zembilli müftü olarak alınır. Molla Fenar'ın hocası ve Sultan I. Murat zamanı ünlü alimlerinden Cemalettin Muhammed Aksaray'ı soyundandır. Yani Aksaraylı'dır. Zembilal efendi ha hocam torpil yapıyorsunuz diyeceksiniz şu anda beni tanıyanlar duyar gibiyim yok torpil yapmıyorum evet ben de aksaraylıyım ama Zembilal efendi hemşerimiz efendim Allah rahmet etsin Zembilal efendinin özelliği 1503 yılında şehir oluyor hem ikinci beyazıt medresesinde müderris oluyor ama esas onun özelliği değerli arkadaşlar fıkık alanında çok önemli eserleri var fetvaları var e, Muh, Muhtaratul Feteva adlı bir eseri var ki çok meşhurdur kendisi. E, zühtü zühdü ve takvasıyla çok önde. Yine diğer Molla Gürani gibi, Molla Fenari gibi Zembilli Alefendi de söylediğini sakınmayan bir şahıs zat. Nasıl? Bizzat Yavuz Selim Han'a karşı çıkan, söyleyen, konuşan birisi Zembilli Alefendi bir defasında Yavuz Sultan Selim Han Topkapı Sarayı hazine görevlilerinden 150 kişinin sorumsuz davranışından dolayı idamını emrediyor. Bunu duyunca 150 kişi idam edilecek bakın. Yavuz Sultan Selim kim cesaret eder ki zaten 8 yıl tahta kalmış bunun şöyle baksanız toplasanız bir yıl İstanbul'da geçmiştir Yavuz Selim hep seferlerde. 150. Bunu duyuyor ya Zembilal Efendi hemen derhal kalkıyor. Üstelik yağmur günüydü diyor. Bir yağmurlu günde içeriye giriyor etraftakiler şaşırıyorlar böyle bir. kendine emin bir şekilde diyor ki yapamazsın Yavuz sen Selim'a. E. Bu kadar kişinin ölümüne sen diyor emir veremezsin. Caiz değildir diyor. Padişah ne diyor? Efendi diyor sen kendi görevine bak. Bu diyor idare iştir, hükümet işidir diyor. Hayır diyor ben seninle ilgiliyim. Senin diyor yarın ahiretinden sorumluyum. Bu yaptığın iş yanlıştır. Gerisini sen bilirsin diyor. Dönüm arkasını gidiyor. Dur 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 diyor. Dur diyor. Yavuzdan Selim Han tabii kendisi bu kadar cesaretle geliyor. Tamam diyor affettik. Evet affettin ama e, onları idamdan döndürüyor. Şimdi de diyor sana ne affettik diyerek ne gösteriyor? Bu sefer de diyor lütuf ve ihsan da göstereceksin diyor. Nasıl yani diyor affettik işte ölümden kurt. Hayır. O kişi bağladığın, bağışladığın kişilere diyor lütuf ve ihsanını da göstereceksin diyor o Zemmillal Efendi'ye. E, ve gerçekten de padişah hem affediyor hem de onlara görevlerine yani görev ihsan ediyor. Bağışladığı gibi eski görevlerine de iade ediyor. E, ve kendisi o zaman diyor nasıl ceza verecek? Tazir cezası yani azarlama cezası verirsiniz diyor. Evet Yavuz Han Selim de tazir yani azarlama e, cezası vererek Efendim bu reyini bu şekilde kullanmış oluyor. Yavuz Sultan da kendisi çok dediğim gibi dostluk içerisindeler. onu kapıya kadar Yavuz Sultan Selim ne yapıyor? Uğurluyor. Evet bu de değişik kitaplarda yazılmıştır. Aynı ile vaki bir olaydır efendim. Zembilli Alefendi size gidip de ziyaret etmesi tavsiye ettim Zembilli Alefendi. 2. Beyazıt Han Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde yani üç padişah döneminde Süreye dikkat edin. 24 sene Şeyhülislamlık yapmış. 3 padişah kolay değil 3 da. Neden? Çünkü sözünü sakınmadığı, hak ve hakikati söylediği için Zembillel Efendi olmuş ve halk içerisinde halkla beraber onun ne yapıyor? Değerli dinleyicilerimiz kolaylık göstermesi için yukarı çıkmasın, yorulmasınlar diye aşağıya ne yapıyor? Zembil sarkıtan bir Zembillel Efendi. Ömrünü ilme, talebe yetiştirmeye, İslam'a hizmete harcamış kıymet hizmetler yapmıştır. Üstün halleri ahlakıyla meşhurdur. Özellikle Zembille Ali Efendi'nin belki bilinmeyen veya az bilinen bir özelliği de tasavvuf konusunda kemale ermiştir. Kendisine Mevlana Sufi Ali Cemali denilmiştir efendim. Mevlana Sufi Ali Cemali denilmiştir.